Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte kulillezine keferu setuglebun. Ey Resulüm, şu kafirlere de ki mutlaka yenileceksiniz. Ve tuhşerun. Allahu ekber ila cehennem. La ilahe illallah. Cehenneme sürüleceksiniz. Tuhşerun ile cehennem. Ve bi'sel mihad. Orası ne kötü bir duraktır. Ne kötü bir beşiktir. Ve bi'sel mihad. Cehennemdir. Ateştir. Ya Allah. Ey insanlar. Sizi uyaran sıradan biri değil demek istiyor. Rabbinizdir. Siz yoktan var eden Allah'tır bunları söylüyor. O bi'sel mihad. Ne kötü duraktır, ne kötü döşektir, yerdir Allah diyor. La ilahe illallah. Şimdi de Allah Celle Celaluhu iki gruptan bahsediyor. Biri mümin, diğeri kafir. Diyor ki, قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنْ اِلْتَقَتَ فِيَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَاُخْرَى كَافِرَةٌ. Bakınız. Diyor ki, savaşta karşı karşıya gelen iki fırka vardır. Biri Allah yolunda savaşır, diğeri şeytan yolunda savaşır. Burada alimler diyorlar ki, Bedir'den Allah Tebareke ve Teala bahsediyor burada. Çünkü Ali İmran suresi Medine'de nazil oldu. Bedir savaşından bahsediyor. Bakınız. Bedir'de biliyorsunuz Müslümanlar 313 kişi, kafirler 1000'e yakın, 900 küsür idi. Buna rağmen Allah onlara galibiyet verdi. Bundan bahsediyor. Fiyatun tukatilu fi sabilillah. Bir fırka Allah'ın dini hakim olsun diye savaşır. Kula kulluktan çıkmaları için. Öyle ya. Putlara ibadet ediyorlar. İşte bunu reddetmeleri için ve rahat dinlerini yaşamaları için savaşan bir fırkadır. Kula kulluktan kurtulmaları için. Ve uhra kafiratun. Yaravnehum misleyhim ra'yel ayn. Bu kafirler Müslümanları böyle karşı karşıya gelmişler. Bu kafirler Müslümanları işte kendilerinden iki misli olarak görürler. Ama halbuki bunlar 900 küsür kişi, bunlar 313 kişi. Ama Allah onların kalplerinde öyle bir korku veriyor ki, bazı müfessirler diyorlar ki Bedir'de bu sahabelerin arasında melekler de göründüğünü söylüyorlar. Allah-u Alem, bilmiyoruz. Yani burada Allah Celle Celaluhu melekler de olabilir. Onların kalplerinde korku koymuş olabilir. Ama işte kafirler Müslümanlara şöyle baktıkları zaman iki misli görüyorlar. Misleyhim ra'yel ayn. Gözleriyle görüyorlar. Ne bunlar? Ama halbuki bunlar 313 kişi, bunlar 900 küsür. Ra'yel ayn. Vallahu yu'ayyidu bi nasrihi men yasha. Allah dilediği kimselere yardımla destekler. Yani demek istiyor ki, ey müminler şükredin. İbret alın. Bakınız, siz 313 kişi olmanıza rağmen sizin iki katı kafirlere karşı size zafer verdi demek istiyor Allah. Tebareke ve teala. La ilahe illallah. İşte inne fî zâlike le ibrah li'ulil ebusar. Gören gözü olanlar için bir ibrettir Allah diyor. Bir ibrettir. Fe'attabiru ya ulul albab, ya ulul absar, ibret alın. Bakınız. Siz azınlık olmanıza rağmen Allah size muzaffer kıldı demek istiyor Allah Tebareke ve Teala. Ha, o zaman Allah'a tevekkül edenler hayatlarında Yüce Allah'ın dinine sapasağlam hakimiyet sağlamaya çalışanlar mutlaka Allah Tebareke ve Teala onları muzaffer edecektir. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَب۪يلًا. Kesinlikle وَلَنْ يَجْعَلَ, burada kesinlikle kafirler Müslümanlara galip gelmeyeceklerdir. Ne zaman bu? Eğer biz hakkıyla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah çizgisinde olursak gelmeyecekler. Ama şimdi allak bullak olmuş her şey.
Ondan dolayı bir Müslüman düşünmesi gerekiyor. Tefekkür etmesi gerekiyor. Dinine dönmesi gerekiyor. Kardeşlerim, din giderse her şey gider. Bizi ayakta tutan dindir, yok edecek de dindir. Kişi ne zaman dininden dönerse yok olmuş sayılır. Çünkü dünya mazra'atul ahire. Bu dünya innemel hayatul dünya lehun ve le'ab. Oyun ve eğlencedir. Asıl hayat ebedi olan ahiret yurdu, cennet yurdu. Ondan dolayı Allah tebareke ve teala bu misalları, bu emir ve yasakları veriyor ki düşünmeniz için, tefekkür etmeniz için. Sıradan biri bunları söylemiyor. Allah'tır. Bizi yoktan var eden Allah bunları söylüyor. Ondan dolayı orada hüccetiniz kalmaz. La te'tediru. Allah tebareke ve teala bunları orada size, önünüze soracaktır. Bakınız, ben size Kur'an indirdim, Resuller gönderdim. Neden inkar yolunu seçtiniz? Diye orada bize söyleyecektir. Rabbim hakkıyla iman eden kullarından bizleri eylesin. Yarın da işte züyyine linnâsi hubbu şehevâti ayeti alıp kaldığımız yerden devam ederiz. Vallahu a'lem ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.